küme yazıyoruz. Neticede Rizespor olarak biz kazandık. Tabii büyük bir kulüp, güzide bir kulüp, taraftarı çok olan bir kulüp. Tabii bunların da başarılı olmasını isteriz. Ama tabii 3 puana da çok ihtiyacımız vardı. Rizespor olarak iyi de oynadık, başardık ve kazandık. Yani hem çocukları hem hocamızı kutluyorum. Hocamızla da yeni başlamamıza rağmen çok iyi bir uyum içerisindeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Ligi çok daha iyi bir yerde bitiririz diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, maçın son bölümünde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Çaykur Rizespor Yedek Kulübesi'nin arka tarafında bir gerginlik çıktı, bir tartışma çıktı. Ne oldu acaba orada? Görebildiniz mi ya da konuşabildiniz mi? Yok, biz konuşmadık ama tabii bu maç içerisinde heyecanlı olaylar olabilir. Yani o anda iki hoca birbirini de kırmış olabilir veya teknik ekip birbirini kırmış olabilir. Bunlar normal şeyler. Bunlar ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Önemli olan güzel bir maçtı, heyecanlı bir maçtı. Sonucu da bizim lehimize oldu. Gayet güzel. İnşallah bundan sonra da daha iyi devam ederiz. Başkanım, Bülent Uygun'la beraber iyi bir çıkış yakaladınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz Bülent'i? Şimdi Bülent Hoca gerçekten çok iyi elektrik aldığımız bir hoca. Gayet rahat konuştuğumuz bir hoca. Tabii şimdi yerli hocalara bana göre daha çok önem vermek gerekir. Neden diyeceksiniz? Her şeyi konuşabiliyoruz. Gayet rahat anlaşabiliyoruz. Espri yapabiliyoruz. Her şeyiyle bütünleşebiliyoruz. Onun için Bülent Hoca hem takımı birleştirdi hem yönetimle de birleşik halinde. Çok iyi bir anlaşma içerisinde. Sanıyorum Bülent Hoca ile gayet daha iyi yerlere geliriz herhalde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Güzel mesajlar da verdi evet, aslında. Yani Şumidika gelirken de Bülent Uygun boştaydı. O zaman niçin Bülent Uygun'a gitmedi de Şumidika'yı getirdi diye de biz bir soru soralım. Olsun. Yine de Türk teknik evet. adamları için böyle söylemesi başkanım güzel olsun. Ki saha içerisinde kulübeler sayesinde yaşanan gerginliği güzel olur. İyisi kötüsü olur ya. Neymiş? Türkiye yabancısı mı ortaya kalamıyor? İyisi kötüsü olur abi. Bizde çok tartışıldığı için. Tamam işte. İyisi kötüsü olur. Türk oyuncular, yabancı oyuncular. İşte onların da pasaportu olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Milli takım seviyesinde oynadınız. Yeteneksiz olsanız oynayamazsınız. Bu kadar basit. Milliyetinizle... Pozitif ayrımcılık yapıyoruz biz. Milliyetinizle ilgili bir şey değildi ya. Hatta Ceyhun'un tamam, yoldan daha büyük oyuncu olur. Kesinlikle haklısın ama bizim burada var biliyorsun pozitif ayrımcılık. Var yani. Galatasaray altın yerine 3 puan kaybetti. Aslında derbi haftasını şüphesiz hesaplar galibiyet üzerine yapılıyordu ilgazçılar. Şimdi benim yarım kalmıştı bir saniye. Peki. Sen bitir sonra ben senin bıraktığın yerden devam edeceğim. Ya şöyle dedik ki bir önceki hafta 4-4-2 iyi oynadı gibi gözüküyor Galatasaray ama aslında maçın geneline baktığınız zaman Kayseri maçında şimdi ilk defa oynanan bir sistem olduğu için sezon içerisinde sezonun başından beri zaman zaman çok mecbur kalındığında da son anlara doğru oynanan bir oyun. Çift forvete dönen birçok teknik adam bunu yapıyor. Ama ligin genelinde oynadığı bir format olmadığı için Kayseri maçında da galip gelmesine rağmen aslında oyunda sıkıntıları vardı Galatasaray'ın. Bunu çözemediler Çaykur Rize maçında. Hem oyuncu eksikliğinden Taylan'ın bir kere olmaması oyun kurma anlamında çok büyük handikap yarattı. Çünkü Etebo'dan bir tık daha hatta iki tık daha iyi bir oyun kurucu olarak gözüküyor Taylan. Nitekim milli takıma da seçildi bu arada. Hem Etebo'nun orada zayıf kalması, hem arkada Luyendama'nın oyun kurmada zayıf kalması Galatasaray'ın oyun hakimiyetini elde etmesine maalesef engel oldu. Önünüzde çünkü iki tane topla buluşması gereken çok özel forvetler varken onları çok fazla topla buluşturamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Galatasaray bunun sıkıntısını yaşadı. Şimdi Mehmet söyledi, evet Marcao'nun golde hatası var, Luyendama'nın hatası var. Orada Saracchi'nin hatası var, tacı attığı yeri yanlış mesela, oraya taç atılmaz. Emre'nin pası, kaleciye atılan bir pas araya girmeye çalışıyor. Bireysel hatalar var ama genelde takımda bir şey vardı. Yani uyumsuzluk vardı açıkçası. Ve atalet. Yani bir şey yapamadı. Coşamadı. O reaksiyonu bir türlü gösteremedi. Çünkü tam reaksiyon gösterdiğinde Rize bir daha reaksiyon gösterdi. Her seferinde karşı reaksiyon aldı. Bir türlü oyun hakimiyetini kuramadı. Hani bu sistemde 3 tane atıp 4 tane yemeyeceksiniz. 3 tane yiyip 4 tane atacaksınız. Atıyorum. Yani bunun sıkıntılarını yaşadı. Ki bir sonraki maçta da Hatay Spor'la oynayacaksam. Hatay maçında da 3 tane defansif oyuncusunu kaybetmiş durumda. Yani sadece bu maçta değil, sonraki maçta da
Galatasaray için kadro yapısı olarak çok büyük sıkıntı. Ilgaz Şener? Ya ben de Ceyhun Eriş'in bıraktığı yerden, daha doğrusu bir Hasan Kartal konuşması öncesi bıraktığı yerden alayım. Öyle tamamlayalım. Mesela Saracchi üzerinden oyunu okuyacaksak burada Çaykur Rizespor teknik heyetinde, analiz ekibini de kutlamamız gerekiyor. Çünkü geçen hafta yani Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la ilk maçını kazanırken Fernando ve Samudio ile oynamıştı kenarlarda. Sol önde Fernando vardı, sağ önde Samudio vardı, Şiko'da ve arkası Boldrin'den oluşuyordu. Stefan Tovas'ın belki de Çaykur Rizespor'un oyun ezberine bıraktığı en önemli artısı geçen sene Gençler Birliği'nde merkez orta saha olarak izlediğimiz Bayano'nun sağ ön iç olarak oynayabilmesi. Yani Saracchi'yi etkisizleştiren Bayano'nun orada oynamasıydı. Eğer orada Samudio ve veyahut da Fernando oynamış olsaydı, hani daha klasik bir çizgi oyuncusu, kenar oyuncusu oynamış olsaydı belki de Saracchi'yi bu kadar etkisiz hale getiremeyecekti. Farkındaysanız maçın ikinci yarısında da sadece Saracchi ile değil, Onyekuru ile girdiği bütün pozisyonlarda da Bayano ayakta kaldı. Ama Saracchi'nin çok böyle oyun içinde niyeti de yokmuş gibi görünüyordu. Yani çok fazla ofansa destek verme niyeti de yok. Vermeye çalıştı, o arzusu veremedi. Da, arzusunu evet. da görmedik açıkçası. Pas destek de gelmedi çünkü. Pas destek gelmemesinin temel sebebi de geçen haftaki Kayseri Spor oyunuyla bu haftaki Galatasaray oyunundaki Etebo her ne kadar maçın Galatasaray adına en çok mücadele eden oyuncusu olsa da bu oyunda eğer Luyendama ve Marka oluyorsa Etebo sizin için oyun kurma anlamında lükse kaçıyor. Bu arada 10 kişi kalmasına rağmen 62-38 topla oynamada Galatasaray'ın üstünlüğü var. O Rize Spor'la alakalı o. Yani bu şey Galatasaray'ın oyunu kabul ettirebilmesiyle alakalı değil. Bir de İkili mücadele. Hem Ceyhun Eriş hem İbrahim Toraman sağdan da geldiler. Gaziantep'te oynarken Beşiktaş öncesinde de mesela. Yani bu tip durumlarda oyuncu da herhalde psikolojik olarak o dediğimiz klişe vardır değil mi? Birazcık daha savunabilme güdüsü artar oyuncular ama pozisyon bulan da Çaykur Rizespor'du bu arada. Hani baya baya karşı karşıya kaldılar. Şut sayısı oldukça evet. fazla. 6'sı isabetli 10 şut. Yani Galatasaray'da 8 şut var. 4-3'ten sonra 5-3'e getirecek 2 tane pozisyon yakaladı Çaykur Rizespor. Net yani. Uzatma bölümünde. Net uzatma bölümlerinde. Geçen hafta Galatasaray'ın oyununu daha etkili kılan mesele Taylan'ın oyun kurmasıydı. Ve Emrah Baba çok daha fazla ceza sahası içine girip Falcao ve Mustafa Muhammed'i Deandre Edin ve Saracchi'nin ortalarıyla buluşturabiliyordu. Yani geçen hafta akan oyundaki yapılan ortalardaki gol de böyle geldi. Orada zaten 21 ortası var Galatasaray'ın da verir. Falcao'nun atmış olduğu gol de akan oyundan geldi. Sağ taraftan yapılan vardı. Falcao'nun yere vurdurup avuta çıkan kafaları vardı. Bunların hepsi akan oyunda gelen ortalardaydı ama Emrah Baba'nın yarattığı kalabalıktaydı. Şimdi Etebo oyun kurumayınca ne oldu? Emrah Baba daha derine gelmeye başladı ama Jason Fernandez'le Emre Kılıç gidemedi ceza sahası içine. İlk gittiğinde Emre Kılıç topsuz koştu da zaten Emrah Baba'nın önüne açıldı, golü attı orada. Çaykur Rizespor'un da savunma yerleşim hatası ve Djokovic'in de oyuna uyanamamasıyla. Yani daha erken uyanabilseydi belki de o şutu attırmayacaktı. Biz de bu güzel golü izleyemeyecektik. Buralar sıkıntılıydı ama esas bence daha sıkıntılı olan oyun birdenbire 3-2'ye geldikten sonra Fatih Terim'in sahaya müdahalesi ve müdahaleleri daha doğrusu. Oraların üzerinde biraz daha konuşmak lazım. İbrahim Toraman sağdan gelen Mirsimir teknik direktör olarak Galatasaray'ın sistemine eleştiri geldi. Sen ne dersin? Ya evet. Bazı kesimlere katılıyorum tabii ki. Doğru söylüyorsunuz. Ama geçen haftaya baktığımız zaman evet. Bence 4-4-2 sisteminde çift santrforla oynamasının sonuçlarını aldığını düşünüyorum. Dediğiniz gibi geçen hafta daha fazla orta, daha etkili orta vardı. Şimdi baktığımız zaman siz 21 tane mi orta vardınız? Evet, 21 ama kaç orta. Etkiliydi? Ama kaç tanesi buluşturdu? O çok tartışılır. Benim gördüğüm kadarıyla hemen hemen hiç buluşturamadılar. Bir tane ilk yarı Muhammed'in pozisyonu var. Kafayla uzak direğe bıraktı. Evet, uzak direğin oradan dışarı çıkan pozisyon var. İlk bak kötü olmasa rağmen yine hamle yaptı, vuruş yaptı. Evet. Dediğiniz gibi Saracchi ve Yetti'nin performanslarının son derece düşük olması, hem ofansta hem defansta etkisiz olması bence bu çok etkili olmuş. Ama daha da önemlisi mesela, şimdi bir hafta boyunca bir strateji yapıyorsunuz hocalar, bir plan oluşturuyorsunuz, o hafta çalışıyorsunuz. Nasıl Rize Galatasaray'a çalışıyorsa Galatasaray da Rize'yi alıyor, analiz ediyor ve ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama maçın başında bulunan bir gol, zaten Galatasaray futbolcuların yüzü hatlarına, vücut diline baktığınız zaman gerginler, bence baskı altındalar. Çünkü puan kaybettikleri zaman daha da aşağı ineceklerini, daha güven kaybedeceklerinin farkındalar. Bir an önce skoru almak istiyorlar. Bir an önce sonuca gitmek istiyorlar ama bunu değerlendiremiyorlar. Galatasaray'ın dediğiniz gibi kopuk bir oyunu var. Yani hatlar arası çok boşluk var. Takımın hem boyuna hem enine çok fazla mesafe var. Dirençli bir oyunu yok. Organize bir oyunu yok. Bunun üzerine bir de bireysel hatalar eklendiği zaman yapılacak pek bir şey kalmıyor. Yani oyunun içerisine baktığımız zaman Galatasaray mesela Emre Akkuba kötü oynarken müthiş bir gol attı mesela. Yani o dakikaya kadar bence Emre Akkuba'nın orada ağırlaştıran oyunu mesela. Hani o forvetlerle buluşturamayan bir etkisizliği vardı ama müthiş bir gol attı mesela. Onun dışında Galatasaray'ın oyun planına baktığımız zaman neydi işte? Kanatları buluşturmak, oradan rotora yapabilmek.
Rize Spor oraları çok iyi kapattı. Çok iyi kapattığı için de orta yapamadılar. İyi orta şansı vermediler. O zaman başka şey denemeniz lazım. O zaman ortadan ikiye birlerle veya biraz daha top yaparak hızlı ataklarla, şutlarla denemeniz lazım. Galatasaray bunu yapamadığını düşünüyorum.